Bir şempanze veya goril videolarını izleyip de aramızda bir bağlantı olmadığını düşünmek neredeyse imkansızdır. Bu gayet normal çünkü DNA'mızın %98 kadarını şempanze ve gorillerle paylaşıyoruz. Genetik olarak bu kadar benzer olmamıza rağmen onların soyundan da gelmiyoruz. Bizim atalarımız göç etmeye başladığı zamanlarda onların ataları Afrika ormanlarında ve savanlarında kalmaya devam etti. En yakın akrabamız büyük insansı maymun. Hayatta kalmış 3 türü var. Goril, sıradan şempanze ve bonobo olarak bilinen cüce şempanzedir. Bu üç maymun türünün çok sayıdaki fosilleriyle birlikte yalnızca Afrika'da görülmesi, insan evriminin ilk evrelerinin de Afrika'da geçtiğini gösteriyor. İnsanlık tarihinin diğer hayvanların tarihinden ayrı bir rotada farklı bir dal olarak ilerlemesinin yaklaşık 7 milyon yıl önce başladığı düşünülüyor. O yıllarda Afrika insansı maymunların çeşitli nüfuslara bölündüğünü ve farklı evrimler geçirmeye başladığını biliyoruz. Bu kollardan bir tanesi günümüzün çağdaş gorillerini ortaya çıkardı. Bir diğeri şempanzeleri ve sonuncusu da insanların evrimleşmesine neden oldu. Aslında bu üç grupta yaşayan kuyruksuz maymun